Merhabalar efendim, nasılsınız? Güzel bir gün olsun herkese. Öncelikle hayırlı cumalar. Bugün kırmızı renk giydim biliyorsunuz. Her gün ben böyle renklerin anlamını söylüyorum. Kırmızı aslında gücün, tutkunun ve heyecanın rengi. Böyle kendiniz daha enerjik hissetmek istediğinizde ve bir kadın olarak güçlü olmak istediğinizde özellikle kırmızı rengi kullanabilirsiniz efendim. Dün de tam kırmızıya uygun bir gün yaşadık. Biliyorsunuz burada bayağı hararetli bir gün geçti. Nazlı Hanım geldi. Emre de buradaydı. Ve Nurgül'e biliyorsunuz gelinine su attı ve dedi ki ben intikamımı aldım. Çünkü benim oğlumun yüzüne çay attı, su attı, her şeyi yaptı. Benim oğlum hiçbir şey söyleyemedi. Ama dedi bu benim içimde uhdeydi. Suyu attınız Nazlı Hanım. Evet. Pişman oldunuz mu sonra? Ben onu çok merak ediyorum. Mesela su atarsın ama sonra keşke yapmasaydım. Hani kızcağız da ağladı falan. Evet, pişman oldum. Keşke daha önce yapsaydım. Ha, keşke daha önce yapsaydım diye pişmanım. Nurgül de yok şu an. Buraya gelmedi herhalde. Dün neler oldu bilmiyorum. Dün vallahi burada bayağı ortalık karıştı. Sonrasında da karıştı. O yüzden de böyle bir hararetli gün olunca ben de tekrar kırmızı hararet sanki arttırmak istercesine giydim ama Nazlı Hanım ne oldu akşam? Akşam ne oldu? Gereği yapıldı. Gereği yapıldı. Nurgül geldiymiş mi? Siz altlı üstlü oturuyorsunuz yanınıza. Bana gelemez. Benim evime gelemez. Giremez benim evime. Ha, sizin eve girmesi yasak mı Nurgül'ün? Yasak, giremez benim evime. Peki Emre nerede kaldı? Emre'yi eve almayacaktınız. Bilmiyorum. Ha, Emre gelmedi size. Almadım eve. Nerede kaldıysa kaldı, ne bileyim ben. Dün orada onu taslaklayacağına gelip şuraya oturup annem haklı diyebilirdi. Evet, sen de bana bunları yaptın Nurgül. Niye zoruna gidiyor diyebilirdi. Evet, o anlamda gerçi ama su atmak da bayağı kötü oldu aslında Nurgül için. Yo, niye koskoca Nurgül bardak için şu suyu attınız. Pardon, niye kötü oluyor? Benim oğlum da insan değil mi? Onun da onuru gururu yok mu? He? Evet ama ona tepki vermesi... Düğününde yapıldı, düğününde, toplumda yapıldı. Burada yapıldı, orada yapıldı. Hayırdır, şamar olanı mı? İşte ama Emre'nin tepki vermesi gerekirdi ya buna daha çok. Sıkıntı yok. Oha oha, ben ne fark eder ki? Ne ben, diyorsun Emre? Ben ilişkimi kurtarmaya çalıştıkça annem ilişkimi mahvediyor. Hangi ilişki? Ben, nasıl hangi ilişki? Senin anne, ilişkin mi şimdi var? Bu kadınla ben resmiyette nikahlıyım. Yani bu kadın sonuçta benim resmiyette nikahlı, benim karım, senin de gelinin. Yani yok, insanlar öyle. Dün akşam bana sabaha kadar mesaj attı. Emre, annenin yaptığı yanlış. Annenin yaptığı ayıp. Ben farkındayım ama anneme ne yapabilirim? Anneme ne söyleyebilirim ya? Hı. Anne, bu tek diyeceğim şey şu. Anne, kızdan özür dile. Ne diyeyim ben anneme şimdi? Ben mi? Ne yapabilirim? Yalvarırım. Yani yalvarabilirim anneme. Anne, yaptığın çok yanlış. Çok özür dilerim. Ayağına kapanayım, bir özür dile kızdan diyebilirim. Kimse annesine saygısızlık yapamaz. Peki Emre, sen annenin su atmasını nasıl değerlendiriyorsun? Çok yanlış bir durum Esra Hanım. Ben bir şeyleri toparlamaya çalıştıkça burada... Sana ben, yapılan doğru muydu? Şimdi ben annem buraya ilk geldiğimde çok mutlu oldum. Çok sevindim. Neden? Aram düzelecek dedim eşimle. Yani karımla düzelecek belki. Bazı şeyler, sorunlar çözülecek zannettim. Ama gelip... Anne, biz karı kocayız. Yanlış anlama. Benim yüzüme su döker. Ne bileyim, ben bir kadına, bir kıza hiçbir şey yapamam. Bak vallahi sen yapamam. Sen yapamazsın, ben yaptım, tamam, ne fark eder? Tamam, sen benim karakterimi biliyorsun. Sen benim ciğerimi biliyorsun ya. Ben bir kadına karşı bunları yapabilirim. Buraya geldi lan, buraya bardak taştı. Anneciğim. Taştı, bak bu bardağı biraz daha koy, taşar gider. Bak bu inadı bırak bir kere. Ya yeter, dayanamam. Bu neyin inadı? Bu neyin öfkesi? Bu neyin kini? Niye bu kadar çok abartıyorsun bir şeyleri? Peki, uzatıyorsun? Nazlı Hanım, mesela siz bunu yaptınız ya. Hani suyu attığınızda siz de tabii oğluma bunları davrandı. Ben de bilendim dediniz. Attığınızda aralarının daha da kötü olma ihtimalini düşündünüz mü? Zaten onun için yaptım. Ha, zaten onun için yaptınız. Evet. Ya hiç... ben yalanı sevmem, neyse o. Evet, onun için yaptım. Ama hiç... Emre çok seviyor. Şimdi bu arada ben de izleyicilerimize bir şey söylemek istiyorum. Yok, Nurgül de seviyor. Nazlı Hanım, siz de dinleyin. Bir izleyicilerimize ben tabii bir şey ki, söyleyeceğim. Buyurun. Şimdi insanlar bu tarz ilişkilerin olmadığını düşünüyorlar. Herhalde çoğu izleyicimiz çok şanslı bir ailelerden geliyor ki bu tarz ilişkiler olmadığını düşünüyor. Ne güzel. Sizin adınıza çok mutluyum böyle şanslı ailelerden geldiğiniz için ama benim duyduğum bunun bin katı kötü şeyler var. Odaya kilitleyip bir şiddet uygulayanlar, neler neler başlarına gelenler. Yanlış mı? Bana göre yanlış. Ama ben burada insanları anlamak üzerine varım. Yani bu tarz olayları yaşayan binlerce, yüzlerce insan var ülkemizde. O yüzden ay böyleydi, bunlar oluyor muydu
demeyin. Bunun bin beterini yaşayanlar var. Siz yaşamıyorsanız ne mutlu. Çok şükür ki Allah'a. İnşallah Allah yaşatmasın. O yüzden düşünürken siz şanslıysanız herkes sizin kadar şanslı değil. Onu da düşünelim lütfen. Heh, Nazlı Hanım. Peki bu gelini hani... Gelin demeyelim. Gelin demiyorsun sen demeyelim. Ona. Ama resmi nikahla eşi. Ya geçici. Kağıt üzerinde. Geçici. Benim için kağıt üzerinde. Sen ne diyorsun Emre? Benim için bana bir geçici ifade mi? Etmeyin. Ya neyi geçici Esra Hanım? Resmi nikahlı şu anda benim eşim tamam, ya. Tamam resmi nikahlı olabilir. Tamam, benim için geçici bir kağıt. Ben buraya geldiğimde zaten çok da güzel düzgün bir ilişkim yoktu. Ayrılma dönemindeydim. Yani ayrılma eşindeydim. Ama İkna sonuçta, etmeye çalışıyordun. Tabii ama sonuçta resmi nikahta benim karım ya. Sen bu kadına bunu... Yapamazsın anne. Ben de sana yardım vallahi, ettim oğlum bir ya, an önce bitsin bir şey de söyleyeyim senle mi? Otur sen bende. Neye aldanıyorsun biliyor musun? Şimdi insanlar akrabaların ya da bak etrafındaki çevrendeki insanlar sana diyor ki Nazlı yap bunu yap arkandayız şunu yap yüzüne niye su fırlat. Benim aklım yok mu? Şunu yap bunu yap hey, diyorlar ya sana. Niye benim aklım yok mu? Benim aklım bana yeter bak, ben kimsenin lafına etmem. Anne sen bana akrabaların. Gelin. Bak akrabaların, dedem, nenem, her kimse artık kim var etrafında hepsi gaza getiriyor Esra Hanım. Hı. Hepsi gaza getiriyor. Annem de burada kıza işkence yapıyor. Esra Hanım içimden geleni İşkence yapıyor. İşkence yaptığını düşünüyorsun. Evet bu işkence değil mi? Yani bir kadının suratına su fırlatılır peki mı ya? Peki senin suratına çayı fırlatmak, düğününde bardak fırlatmak, tokat atmak, bilmem ne yapmak. Ondan neydi? Anne. Ben anayım lan ana. Dayanamayayım anne. Evladıma gözümün önünde bir şey yapılmasına. Kötü yapılmasa dayanamayayım. Bu arada ben Nurgül'e çok söyledim, ısrarcı da oldum. Gelin bak, hani bu çok programa hoş, gelmesini istedim. Çünkü hani bir şekilde buraya ilişkiler gelmek istemedi. Çünkü asla girmeyeceğim dedi programa. Evliliklerini sonuçta devam mı edecekler yoksa boşanma yoluna mı gidecekler onu konuşacaktık. Daha önce de biliyorsunuz bir programda aslında evlilik yaptılar. Uzun sürede bir programdaydı. Şimdi de boşanmak için boşansak mı nasıl bu ilişkiyi devam ettirsek mi diye geldiler. Boşanacak ben mı? Çok ısrarcı oldum. Nurgül'ü belki bir tık ikna edebildim. Nurgül'ü çağırabilir miyiz? Nurgül. Ah çok hemen de ısrara dayanamaz geri merak etme. Nurgül gel. Teşekkürler beni kırmadığın için. Rica dün zor bir gün yaşadık burada. Kimin geliniyim? Sen de ısrarlara dayanamayıp geliyorsun. Ben de geliyorum demek ki. Sağ olsun bizi kırmadı. Ben bardağı taşırdığın için ikinci kez bak çayı attık seslenmedi. Suyu attığında dayanamadım. Bardağı taştı buraya geldi. Bura. Seni ilgilendirmez. Ne ilişkisi be? Sen kimsin ya? Sen dış kapının dış mandalısın. Kız seni kocama su da dökerim. Kız adamı kocama su da dökerim. Seni ilgilendirmez. La yere. Seni ilgilendirmez. Yere. Ne alıyorsun kardeşim evet, su içeceğim ya. Dün akşam ne yaşadınız? Hayret bir şeysiniz o kadar da de. Suyu aldı. Allah Allah bu da iş değil yani ben şekerim var içiyorum burada. Emre dün akşam ne yaşadınız Nurgül'le konuştun tamam. mu? Ne hiç konuşmadık Esra Hanım hiçbir şekilde kızı çok aradım ben tabii Nurgül'ü. Ah. Yaklaşık bir 150 defa aramışımdır açmadı telefonuma bakmadı yani. Nurgül Hanım. Ne söyleyecektin çok merak ediyorum. Nasıl bir sen duygu? Sen bir karışmaz mısın nasıl ya? Nasıl bir duygu? Bir karışmaz suyu mısın? Suyu yüzüne dependen içmek nasıl bir duygu? Emre'yi yerine koydun mu kendini? Seni ilgilendirmez. Hani çay içti su içti o da. Seni ilgilendirmez. Ne söyleyecektim biliyor seni musun sana? Seni ilgilendirmez. Ben kocama su da dökerim. Tamam. Kocanım değil yemek mi? Yemek de fırlatırım. Kocam ya. Hele bir denesene. Benim kocam ya. Sen daha seni fazlasını görürsün. Seni hiç ilgilendirmez. Görürsün. Daha fazlasını yaşarsın. Ne söyleyecektim? Kocanım diyorsun ya. O zaman. Bu zavallı da inanayım. O zaman evimize gidelim. He? Evimize gidelim. Evimize gidelim. Barışalım diyor. Tabii evimize ki. Gidelim. Yuvamıza gidelim. Anneni at. Ben annemi atmam. Görüşme. Anneni at diyorsun. Sen ananı evet. at. Ben annemi atmam. Vallahi ben anamı niye atayım? Senin zaman... gibi bir anam olsa atarım. Ya yeri git. Senin gibi bir gelin kapıya konmaz. Bak. Senin gibi kaynana kapıya konmaz. Ama G işte. Harfi bile beni rahatsız ediyor. G. O G. bile rahatsız ediyor. Gerçi olamazsın. Hiçbir zaman o kelimeyi o boyuta gelemezsin. Gelinin G'si bile rahatsız ediyor. Peki ben hep şunu söylemek istiyorum. Tabii hani bizim kültürel olarak hani kayınvalidenin bir gelini beğeniyor olması ya da onu böyle içine sindirmesi çok önemli. Çok. Ama Nurgül bana dedi ki ondan önce 4 tane nişanlısı varmış onu da beğenmemişsiniz. Aşkım o nişan değil hayatım o nişan değil. Ne çocuk o? Genç delikanlı senin de oğlun var. Bir kıza hani ha mı yapıyor hani gel kız aramızda sözlenelim falan gender
Benim haberim yok. Babasının haberi yok. Ailenin haberi. Ne dört tane nişan? Ya genç adam almış bir gümüş yüzük. Önüne gelene kırmış şey mavi boncuk dağıtmış. Benim ne haberim var? Öyle mi yapıyorsun? Sen istemişsin. Sana da dağıtmış belli ki. Sen istemişsin. Beni gümüş yüzük de kandıramaz. Ben 36 yaşındayım ya. Ha bak 40 diyelim. Tek taş pırlantayla kandırdı beni. 40 diyelim 40. Esra Hanım, Emre sen dört tane kıza böyle gümüş yüzükle evlilik teklifi mi ettin? Hayır asla. Evlilik değil ya öyle işte. Böyle bir şey kabul etmiyorum. Genç adam. Asla böyle bir şey kabul etmiyorum. Anne etrafında kim varsa kimseyi beğenmiyor, istemiyor. Yani bir türlü. Bana Emre anlattı bunları. Bunun seninle alakası yok. Benim kimseyle evlenmek istemiyor. Yani bunun seni sevmemesiyle alakası yok. Ben hayatıma kim soktuysam istemedi diye. Ne yaptı o gümüş yüzük aldıklarına ne dedi anne? İstemedi. Bundan gelin olmaz. Bırak ben sana Antep'ten biriyle evlendireceğim. İlla Antep'ten biriyle evleneceksin. Antep'ten biriyle evleneceksin. Esra Hanım o dediği ne kadar biliyor musun? 14-15 yaşlar. Yahu 14-15 çok yaşında insana yaşta diye izin verilir mi? Peki sonrasında Nurgül'den önce var mıydı bir böyle ciddi ilişkisi? Yok. Hep gelip geçici. Hep yani geldi gibi gelip geçici. Ben de gelip geçiciydim değil mi? Bak evlendim kocam. Anne, ya bırak ya. Gelip çok geçici dedin. Biz 6 senemizi verdik ya. 6 senemizi verdik. Sen şimdi sene, bana kocam. Yaşlandım yani bunun yanında. Yok zaten eyleydin de geldiğinde. Peki. O zaman senin oğlun da şu anda yaşlı. Ben yok, o yaşta gelmiştim çünkü. O daha çünkü tam kıvamında yeni şimdi. Tamam işte ben de yeni tam kıvamındayım. Peki Antep'ten gelin alma şeyiniz var. İsteğiniz var. Neden Antep'ten gelin almak istiyorsunuz? Anteplisiniz, Gaziantep'li. Yani siz beğenip gelin almak istiyorsunuz. Yol bilir, yordan bilir, ortam bilir, oturmayı kalkmayı bilir, hürmet bilir, saygı bilir. Hı hı. Bunun gibi langır lungur kendi kendine. Sen beni bu hale getiriyorsun. Peki sen bir Gaziantep'liler de bizi izliyordur. Ben de çok Gaziantep'e imza günlerine gittim. Nasıl yani gelin hani orada sevilen ya da beğenilen böyle olsun denilen gelin nasıl oluyor? Gelin baş üstünde gezer. Gelin evin kızıdır. Anladın mı? Gelini al işte hizmetçi del, köle del. Gelin bizi temsil eder. Doğru. Gelinimiz, doğru, güzel gelinimiz bu. Bizi temsil eder. Güzel yani gelinimiz oldu mu beraber bizden iner bizden kalkar. Hani saygılı, öyle büyüğü varken lomur lomur konuşmaz, beyle geçip ayağa yansını atmaz. Sen o Antep'ten aldığın gelinin suratına su fırlatabilecek misin bu kadar rahat? Yapmam ki. Bu kadar rahat su fırlatabilecek misin? Kıyamam ki. Bu da bir anne kuzusu anladın mı? Kıyamam ki kuzusu. Ona kıyamam. Bunun da bir anası var, ailesi var, yedi sülalesi izliyor burayı. Ne önemi var canım, sizin yedi sülaleniz çok önemli, benimki hiç önemli değil. Benim de yedi sülalemiz değil, rezilliğini, kepazeliğini. Sizinki çok önemli, benimki tabii çok önemli. Tabii ki önemli. Peki Nazlı Hanım, siz hiç fırsat verdiniz mi? Hani Nurgül'ü tanıyayım, belki o da benim Antep'ten istediğim gelin gibi olur. Olmaz. Görürken köy kılavuz istemez. Peki hiç denediniz mi? Gerek yok, zaman kaybı. Ama bazen de çok önyargılı yaklaşıp tamamen o imkanları kapatabiliriz. Mesela bir hafta, bakın bakalım istediğiniz gibi biri olacak mı? Mümkün değil, olmaz. Mümkün ne yapması değil lazım? İstediğiniz gibi gelin. Ya istemiyorum kardeşim. O ağzına bağırtık kuş da tutuk getirse istemiyorum. Şu an her şey için çok mu geç? Çok geç. Ama kaldı. Emre çok aşık. O ne olacak? Geçti Bolu'nun pazarı Süreç Şengi'ni diye. Bak Esra Hanım psikolog ne dedi? Bir hafta deneyin dedi. Bir hafta deneyin. Yok denemem. Bak Nurgül adım atıyor deneyelim diyor. Yok aman yere. Belki seveceksin. Seni mi? Kız git. Nurgül başla şu ayağını indir o zaman başlayalım. Sevecekmişim. Ayağını bak indir. Ayağını indirdi Nurgül. İndir başlayalım. Bak Nazlı Hanım. Geç kaldı bacım ben geç. Ben çok adım attım Esra Hanım. Geç. Yani aslında bir ben hafta denilse ben sizi seveceğini yani herkes değişebilir bu hayatta. Çünkü Nazlı Hanım çok önyargılı yaklaşıyorsunuz. Yani belki de değişecek bu kısım. İçimden gelmi. Ama bazen içimizden gelmese bile yapmak yok, gerekir. Yok o zaman yapmacık olurum. Ama sonra yaptıkça belki içimizden o gelecek. O zaman 200'de olurum sahtekarlık yapmış olurum. Kendine şeyle oynarım. Ne gereği var ben neysem oyum. Bazen yaptıkça fikirlerimiz değişir ya davranışlar değişince ya. Fikirlerimiz de değişir. Yok değişmez. Bu ne yapsa değişmez. Sırtında beni haca götürse getirse gene değişmez. Değişmez o kadar yok, diyorsunuz. O kadar. Sen ne diyeceksin Emre? Ya şimdi Nurgül'ün de hataları var Esra Hanım. Nurgül'ün hataları. Sen var ya beni delirteceksin yok, ya. Nurgül'ün hataları. Ya senin annenin hatalarını gör bak. Ben yine adım atıyorum. Bakın. Annen adım atmıyor. Yok. Gelin Nurgül'ün de hataları ne var. Nurgül'ün hataları işte burada 2 gün önce yaptığı hareketler. Burada ben barışmak için geliyorum. Annem bunları görüyor tabii. Adam kadın ister istemez soğuyor. Yani Nurgül'den soğuyor. Bir hafta deneyelim diyor. Bir hafta düzelecek Esra Hanım. Tamam mı? Nurgül bir hafta böyle düzelmeye çalışacak. 2 gün sonra yine aynı. Yani bu saygınlığını devam ettirsen hı hı. Bu kadın bizi
affedecek, basacak bağrına evladım diyecek, sarılacak. Ama sen sarılacak. De kapat, belki iki gün sonra aynı olmayacak, değişecek her şey. Esra Hanım, şu anda biz annemize ne göstermemiz lazım? Biz gerçekten birbirimizi sevdiğimizi göstermemiz lazım. Nasıl göstereceksiniz? Ver, elini 6 senedir yapamamış, şimdi yapacağım. Elini verir misin? Ya Emre geç otur i̇şte ya. İşte bu. Teha. İşte bu. Ya beni bana getiren bunlar bakın, bunlar. Bakın numaradan ayağını indiriyor. Elini ver diyorum, şurada anneme gösterelim diyorum. Yapmıyorsun Nurgül. Neyi gösterişi? Emre 100 kere gittim kapısına ya. Gösteriş. Ben artık aşağılara yerin dibine girdim yani. Nurgül, sen mi aşağıladın kız? Benim oğlumu 6 senedir aşağıladın, 6 senedir. Ya senin oğlun ise benim de kocam. Yapışsın yakasına böyle kene gibi. Ya senin oğlun benim üstüme yapışmış. Hey. Gitsin. Tamam. Gitsin. Kim tutuyor senin oğlunu? Senin oğlun yapışmış. Ne yapıyorsan oğlanı bırakmayın. Bir türlü oğlanı bırakamayın. Valla ben bir şey yapmıyorum. Kesin işte, bir şeyler edeyim. Ben bir şey yapmıyorum. Ne yapacak yani? Nasıl tutacak? Benim yani, oğlum bu değil. Benim oğlum bu değil. Ne benim oğlum bu bunun pençesine düşene kadar bu değildi. Bundan sonra ben oğlumu tanımadım. Nasıl biriydi oğlunuz? Saygılı, terbiyeli, kakık böyle televizyonlara çıkık da elinden tutuk, kadının elinden tutuk, kendinden büyük kadının elinden tutuk gelip oturacak bir insan değildi. Anladın mı? Ama oğlun televizyona çıkmak istemiş. Böyle geçip de karşıma o orada ayak ayarsa da ben bunu kabul edeceğim, ama bu bağ var ya beni de kendinin bana villa yat kat alması lazım. Jipler içine gerdanlıklar koymalı ki ne? Anca o zaman kabul ederim. Belki. Hani size villa alacak, jip alacak anca o zaman diyor. İçine de bir gerdanlık yani. Belki. Niye tek kendin isteyecek? Ama böyle benim bildiğim Antep'te bir kızı isterken kızlarımız kıymetli. Heh. Böyle altın takılır, başlık yani böyle paralar dökülür. Yanlış başlık da olsa kalmadı. Şey de olsa. Başlık eskide kaldı. Hani artık yani yanlış da bizim şeyimize göre başlık parası vermek ama çok hediye alınır diyelim. Alınır. Yani böyle altınlar alınır, altın kemerler takılır, çok altın verilir. Siz evet, Nurgül'e hiç altın verdiniz mi? Lazımdı bana. Baktım ya gazoz kapağından dağıttım ya, yetmeyeyim mi? Gazoz kapağı. Sen bedavaya gelin getirdin. Gazoz kapağından dağıttım ya, yetmeyeyim mi? Kim? Aa, küpe yaptım, gerdanlık yaptım, kemer yaptım, bileklik yaptım. Gazoz kapağından olur mu Nazlı Hanım? Niye olmasın? Değer oymuş demek ki. Değeri o diyorsunuz. Peki Emre... Hadi sen... oğluna ne dağıttın? Benim de oğlum değil mi? Ona da hiçbir şey dağıtmadım. Gene onu dağıtmışım. Kıymatını bilsin. Allah razı olsun ya. Emre, sen nasıl arayı bulmayı düşünüyorsun? Sen buraya geldiğinde anneni de getirttiğimizde dedin ki benim annemi ben bir şekilde ikna ederim. Bize villa da alır, jip de alır. Annemin maddi durumu var. Zengin dedi. Sen ne yapacaksın? Yani annen hiç o tavırda değil yani. Acaba sen de birazcık hayal kuruyor olabilir misin yok, yani? Yok, ben kendi kendime hayal kurmuyorum. Ben bu işin olacağına inanıyorum. Bakın Nurgül ilk adım attı. Dedi ki bir hafta dedi beni deneyin dedi. Naz anneme. Bir hafta dene dedi anneye. Bak ilk adım attı. Sen de bir ilk adım at. Hı hı. Büyük ihtimalle olacak bu iş. Sizce o zaman bana yani? O zaman şöyle bir 40-50 milyarlık bir bilezik getirsin, elimi öptüreyim. Ha 40-50 milyarlık. Milyarlık bana bir şey getirsin. Hadi kendine yüzüne gülüp. Kendi gibi yapacağım. Çevir gazı yanmasın, aman çocuk uyanmasın. Biz mi gelin alıyoruz anlamadım yani. Olur. Bal gibi olur. Niye? Kendi isteyince oluyor da bizim isteyince mi olmuyor? Tamam işte biz peki mi gelin oluyoruz? Ben de altı gibi oğlan vereyim. Altı pırlanta gibi. Kadın erkek ilişkine bizim izleyicilerimiz de söylesinler bize. Kadın erkek ilişkilerine baktığınızda yani bu tarz gelin kaynana ilişkileri hiç gördünüz mü? Ben çok gördüm bu arada. Çok gördüm. Onun için bana hani değişik farklı gelmiyor. Tabii ki yanlış olan dinamiği çok fazla ama siz ne düşünüyorsunuz Kadriye Hanım? Şimdi biz bu olayları çok gördük. Gelin kaynana hep böyle devam eder. Gelin kaynana demeyelim, biz öyle değiliz. Nazlı Hanım gelinin senin. Değil. Çocuğun oğlunu gömme burada. Oğlun o kadar değil. Seviyor ki. Oğlum kendi kendini gömüyor. Nurgül'ün duruşu kalite yukarıdan aşağı. Altın yani. Kalite. Bak kalite. Sen biraz çeneni böyle aşağı indir. Ya bizim seviyemize indir. Bak hanımefendi kalite yaşına bak. Yaşına sen bak. Çok mu kalitesinde kaliteyi çok mu kalite bak. Gördün? Sen bu neresi kalite? Altın istiyorsun. Kocandan iste altını. Nurgül'den isteyemezsin. Altını hak edecek olan Nurgül. Ben altın istemiyorum. Ben maksat zora getireyim. Senin anlamadığını sen Nurgül'ün. Bir saniye susar mısın? Bir saniye ben dinler misin? Boş konuşma. Gazoz kapağı yaptın. Çeltik yaptın. Çeltik nedir biliyor musun? Tarlada kalan böyle atık şeylerdir. Geline insan, gelinim olsa vallahi omuzumda taşırım, omuzumda takar takıştırırım. Hiçbir şeysi yok bak. Kızım sen de ayağını indirir misin? Ben onu sana yakıştıramıyorum. Teşekkür ediyorum. Ona indir. Bak indirdi vallahi. O bize saygı. O bize...
bize saygı. Aferin sana. Zorla. Çocuğum çok seviyor. Oğlumu... Zorla saygı olmaz olmaz. Zorla yerim. Değil. Senin hareketlerin yapıyor gelini öyle. Oğlumu gelin gömüyorsun. Deme. Oğlum sevsin başımın üstünde tacı var. Sen oğlumu gömüyorsun. Oğlum mutlu olmalı. Sen değil. Sen kendine göre gelin arıyorsun. Kendine göre gelin arama. Bitti mi? Bitti. İzleyicilerin fikri bu da yani bizim aslında izleyicilerimizin fikri aslında diyor Nurgül herkesin iyi. Yorumuna saygı duyuyorum. Yerim. Nurgül aslında iyi ben diyor. Ben bildiğimi yaparım. Nurgül iyi ama sen ona hani kötü davranıyorsun, değersiz hissettiriyorsun. Oysa Emre de acı çekiyor demek istiyorsunuz değil mi? Şimdi Emre'ye baktığımda üzülen de bir çocuk görüyorum. Yani arada kalmış bir çocuk. Ben Emre'ye elimden geleni yaptım. Bıraksın diye kendi bu durumlara düşürmesin diye. Ne yaptın ya? Bıraksın diye yaptım diyorsun. Çocuk evet. Seviyor. Arkasında durman gerekiyor sevdiği için. Benim de yanlışlarım olabilir. Alttan alacaksın. Senin yanlışın olacak, ben alttan alacağım. Yani birbirimize idare etmezsek olmaz ki zaten. Biz buraya niye geldik? Sen beni... Tedavi olmaya geldik değil mi? Niye, belki yanlışlarımız mısın? Var. Hastasın o zaman. Biz hastayız. Geçmiş olsun. Yani hastalıklı bir ilişkimiz Allah var seninle elbette. Zaten. Bana. Ne var? Bu buyur. Ben olsam yerine iyiliği tercih ederim. Niye? Siz kolay olanı seçmişsiniz. Kolay olan nedir? Kötülük yapmak çok kolaydır. Ama iyi olabilmek ya çok aşkım zordur. Ya aşkım ya gözünü seveyim. Bilmeden yere git de bildiğin kadar öğün. Ben yaşadığımı bir bilirim. Dinler misiniz? Bir dinler misiniz? Tamam gönlünün kötü olabilir, beğenmeyebilirsin. Ama sen ne yapacaksın? Anne ve kayınvalide olarak iyiliğinle onu ezmeye çalışacaksın. Senin yapman gereken bana budur. Bana bak bu bir saniye müsaade eder misin? Bak soru hep cevap biz... yapacaksın. Tamam. Dakika ötmeyeceksin. Soru cevap. Dinliyorum. Cevap ver. Ha. Kendi insan olmuş olsa bak insanlarına Allah'ın yarattığına bir şey demiyorum. Ben kendinin yapısına kızgınım. Kendinin karakterini anladın mı? İnsan olan her şeyi severim. Ama güzel olanı severim. Hanımefendi. Saygılı olanı severim. Hangi özelliği karakterini? Bir dakika. Karakterinin hangi özelliği? Yok ki. Hepsi birbirine karıştı Esra Hanım. Bir tane arıyorum o. Ya hadi ben bunun hatırına bunu bağışlayayım. Affedim ya. Canım. Bir büyük olarak, bir anne olarak bak o ayağını indirdi. İlk adımı o attı. Siz de büyüklük yapın. Kolunuzdan takın 2-3 tane gelininize. Canım. O da size değmez. Gelsin. Yorma kendini. Öyle düşünmeyin. Siz bak, büyüksünüz. Bir tanem. Siz oğlunuz için yapacaksınız. Onun için değil. Bak, bir siz tanem. Burada böyle bağırarak çözüme ulaşamazsınız. Eğer oğlunun mutluluğunu istiyorsan Nazlı Hanım, gelinini de hoş görmek zorundasın. Gelin demeyelim. Ya çok evet. Bir şey istemiyoruz. Gelin ne istiyorsun söyle. Çok bir şey istemiyoruz ya. Annemin durumu var. Gerçekten. Ya ben yapamayacak bir insan olsam. Tam sen yapmışsın işe yaramamış. Ben niye bu şeye denedim paramı? Ya çok bir şey değil ya. Bir villa ya. Bir tane villa istiyorum annemden ya. Oo. Bu da benim hakkım değil mi abi? Evlatlık hakkım değil mi? 30 yaşıma kadar. Yardımcı olabilir yani. 30 yaşıma kadar Esra Hanım hayırlı bir evlat oldum. Bir villayı hak etmiyor muyum ya? Bir tane karıma villada yaşatamayacaksam yaşamayayım abi. Adam bu kadının hakkı. Bu kadar senisin git kendin al benden ne istiyorsun? Bak anne durumun olmasa istemem. Derim ki kadının durumu yok ya. Garibim ama baksana şu kollarına ya. Şu kollarına ben bak. Cebime güvenirim cebime. Oradan sen de cebine güven kendine güven. Nazlı Hanım bakayım bileziklerine. Çok bayağı bir şey da değil çok ben ya. Burada birkaç tanesini çok baksana yapmadım. Bayağı çok kolyesin valla. Bakayım yüzükleri. Valla süsü de çok ama. Nurgül ama bomboş. Ha? Yeni gelin olmasına rağmen Nurgül'de az altın var. Sen hediye versene bir tane altın niye, Nazlı Hanım. Niye? Benim gelinim yok ki vereyim. Gelinim olsun canımı vereyim. Kuyumcuyu bütün dağıyım. Anne bir şey söyleyeceğim. İstemez mi Emre? Ya ben şunu gerçekten çok merak ediyorum. Ben senin evladın değil miyim? Baş tacı. Evladımsın, ciğerimsin o yüzden buradayım. Beni hastanede mi buldun aldın seni sen? Seni hastaneden kurtarmak, hastalıktan kurtarmak için buradayım. Ben başkasının evladı mıydım? Beni hastanede mi buldun aldın ya? Bana o kadar değersiz saçma davranıyorsun sapan konuşma. Ki. Yok, sanki beni caminin önünden almış gibi davranıyorsun anne. Sanki evladın değilmişim gibi davranıyorsun ya. Ben senin evladın... Haddini bil. Otur. Saçma sapan konuşma cami mami. Ayıp oluyor. Ben seni caminin önünden aldım demek otur, ne kelime ya? Otur hayatım sakin ol sakin ol konuşsun. Taha yalandan yere bir de şeyimiz tertemiz var. Emre sence anneni villa konusunda ikna edeceğine inanıyor musun? Hiç öyle ya, gözükmüyor yani sizce. Nurgül'cüm hani... ver elini hayatım. Şurada bir biz aşkımızı sevgimizi gösterelim. Bir versin bakayım ne olacak? Ver ya bir ayağa kalkalım. Mi? Sana şurada. O kadar çok denedik ki. Bir ya deneyelim burada Esra bakayım Hanım. Gerçekten değişiyor mu değişmiyor mu bir de ben göreyim. Ya Esra hadi bir görelim. Ya gel bir. Bak
Bak gel abi. Zorla bir şey olur mu? Bak gel abi. Zorla güzellik olmaz. Ne istediğini söyle. Anne, ne istediğini söyle değil. Beni dinle. Sana hayatımı veririm. Bak sana ömrümü veririm. Sen ona da verirsin. Abi aynı şey, anne vaatleri annene de bulunuyorsun. Sana her şeyimi veririm. Bir dinle beni ya. Ya bırak şu villayı milliyi kızım ya. Ya bırak ya. Kuru soğan yeriz mutlu oluruz ya. Ya git vallahi kuru soğan ya. Ye. Mutlu ol. Ben kuru soğanla mutlu olamam. Kuru soğan yeriz olamam mutlu oluruz ya. O kız kuru soğanla mutlu olamaz. Olamam ben. Oturma. Kız ben de olsam kuru soğanla mutlu kurban olamam. Oldum. Lütfen oturma. Lütfen. Kabul etme. Kuru soğan yerim de ya. Şurada kuru soğan yerim de ya. Abi ben şimdi mutlu öyle söylesem de yani gerçek olmuş olmayacak ki. Ben kuru soğanla mutlu olacak bir kadın olmadığımı belki kayınvalidem onu duyarsa. Yo ben de olmam kuru soğanla. O da sahte. Olma. Bak, olma diyor. O da sahte olacak bak, o zaman. Bak git istemeyeyim de geç otur boş ver. Ben istemiyorum zaten. Ay istiyorum. Canımsın. Nurgül. Canımsın. Boş ver ya. Neyi boş vereyim? Vallahi şu lüks hayatımızı bırakalım. Biz mutlu değil miyiz ya? Biz simit ayran yerdik. Parkta otururduk. Kim yerdi? Parkta otururduk. Simit ayran yerdik. Kim yerdi ya? Ben mi? Evet yemedin mi? Bir kere yedik. Evet. Ya. Ama canımız çektiği için yedik. Paramız olmadığı için değil yani. Yani paramız olmasa da kabul etme diyorsun Emre. Baktı annesini ikler. Hayır ben param yani... Ya Nurgül, parasız nasıl vallahi olacak? Vallahi yapamıyor. Olmaz. Ya şurada Esra Hanım biz sevgimizi aşkımızı evet kuru soğan yerdesin. Bu kadın oluyor. Görecek bunları ya. Ama bunlara... o zaman yapmacık oluyor. Ama... Ben kuru soğan yesem desem kimse inanmaz ki sen bana. Sen zaten yapmacıksın hayatım. Yo, fazla yorma. Çok... Yorma kendimim kendini. Yani. Yorulama kendini otur aşağı. Ya birazcık şu kadına sevgimizi aşkımızı gösterelim. İnansın şu kadın ya. Ben ya başka ben bir şey istemiyorum. Ben senin annenin iyi sevgimi gösteriyorum. Gel belki abi. Belki Emre şunu mu diyorsun? Ben anneme yani aslında her halükarda beni seven bir kadın buldum. Evet. Diye göstermek istiyorum. Ben vermeyeyim. O değilim ya. Her kartı sevemem Esra ben. Esra Hanım. Fakir insan sevmiyorum. Esra Hanım. Ben de beni insan sevmiyorum. Annesi bile sevmiyor bak. Parası olmasa annesi bile sevmez onu. Para getirmez. İki gün evde otursun. Hadi git çalış der. Evde oturan niye sevmem. Niye seveyim yani? Ama parasız yani para tabii ki de her zaman kazanılmayabilir. İnsanın zor durumu olabilir ama anneler her zaman sever evlatlarını. Ya yok anne, ya. Anne değil mi? Evde oturalım başka. İki gün. Üçüncü gün başımıza etsin ya niye çalışmıyorsunuz Nurgül. Diye. Analarımız Nurgül'cüm. Da yani. Kim çeker ya çalışmayan insanı? Bir öyle tane. Mi Nazlı Hanım? Nurgül parayı sevdiği için her şeyi para sen görüyor. Sen oğlum para kazanmasa onu atar ya bırak mısın? Kolum ben koptu evladım ya. Beş onu bıraksın gelsin hiç çalışmasın otursun. Yesin içsin yatsın. Yeter ki onu bıraksın gelsin. Ha, ayrılırsa villa alacağım. Ya villaya gerek yok. Gelsin şimdi Esra Hanım ben Nurgül'ün yapması ama. Gerekeni ben kendim Nurgül'ün yerine giriyorum. Ben kendim yapacağım. Ben Nurgül'üm şu sen anda. Sen Nurgül oldun. Ben Nurgül'üm şu anda. Şunu yapsak tamam mı? Şu şekilde gelecek. Anneciğim özür dileriz. Ver elini öpeyim. Öpecek. Aa, annem de hemen verecek. Bak öpecek başına koyacak. Nasıl yap istersiniz? Ama öyle deyip öp bak vermiyor elini. Nasıl istersen. Elimin bir yarlığı var hadi. Şimdi herkes öpemez. Verecek kalkmadığını bildiği için vermiyor bu kadın. Herkes buraya öpemez. Kadar geldi benim de. Elimi herkes öpemez. Bakın buraya kadar geldi de annemin elini öptü de. Allah kendimi de o kadar yani. Küçük düşüremem artık. Ay, kimsenin elini falan öpemem ben. Ya bugün kadın da haklı benim yaşımda kalsın benim elimi mi öpsü? Senin yaşında diyor. Yok, o kadar da büyük değil. Nalı yani. Yok yani Nurgül'ün yaşı daha. Nurgül sen 36 yaşındasın. Daha genç. Yani çok genç değil mi? 15-20 yaş büyük oğlandan. Ama Emre sevmiş. Emre'ye göre o bir genç. Ondan dünyanın en güzel kadını onun ya için. Ya bu çocuk. Bu cahil daha genç. 30 yaşında nasıl cahil? 30 bu genç, yaşında. Daha hayata yeni atılmış genç. 30 yaşında. Yeni tanıyor. Yeni klipler şeyler çıkartıyor. Genç yani yeni daha oturdu olgunlaşıyor. Onlar da yavaş. Benim sayemde sen yapıyor. Sen yaşını almış başını almış sen haklısın. Onlar da benim sayemde yapıyor. Senin yerinde kalkmamakla haklısın şekerim. Ben de halım yok kalkamayayım. Çünkü Nurgül, yaşımız gitmiş. Benim yani bu kadar başımız gitmiş. Nazlı Hanım yaşından madem aynı yaşlıyız gelsen benim elimi öp o zaman. Sen öpeceksin Nurgül. Sen. Ya aynı yaştayız da sen öp o zaman. Aynı yaştayık oğlumun yanındasın. Nurgül çok ayıp. Ne ayıp? Çok ayıp. Onun söylediği ayıp değil benim söylediğim ayıp. Bu sana yakışmadı. Ama ona gelsin benim elimi öpsün. Hayır. Aynı yaştayız meğerse o gelsin öpsün yani. Bu sana yakışmadı. Gel ayakkabımı. Valla yakışsın diye de uğraşmıyorum artık. Vallahi artık yakışmadı. Uğraşmıyorum yakışmadı. Yani. Yakışmadı. Bir içiyorumdan çıkartıyorsunuz sonra o yakıştı bu yakışmadı. Nurgül. Uğraşmıyorum Nurgül, yani. Nurgül bu saatten sonra ayakkabımın altını öpsen gene yok. Ya kimsenin ayakkabının altını öpsün. Gene yok. Bitti kaybettin. Sen kendini kaftanda mı görüyorsun? Ne senin prensi, gibi değil hayatım. Kraliçe misin sen?
Senin gibi değil. Senin ayağının altını senin oğlun öper. Ben değil yani. Sen. Ben öpmem. Sen. O kadar değil yani. İşte bilmiyorum. Ben kendi oğlanı anamın ayağının ise, altını öperim. O zaman çünkü inanırım. Çünkü anam bana bakmış. Sen o bana zaman bakmamışsın ki. İnanırım ayağımın altını öpersen. Gerçekten bu çocuğumu seviyorum. Peki Nazlı Hanım hamile olsa ve torunumuz Allah olacak olsa. Allah göstermesin. Bu ocaklardan ırak. Allah başa vermesin. Yok yok yok. Belki o zaman değişir miydi her şey? Yok 50 tane sarı kahkül oğlu olsa kapıya koymam. Sarı kahkül oğlu mu? Zaten ben yapmayı düşünmüyorum. Yapmaz zaten olmaz. İstemiyorum zaten. Zorlamayı bu yaştan sonra olmaz. Anne. Emre istemiyor. Emre'ye de söz vermiş çocuk istemiyor diye. Kızdan sonra gelen evleti de devleti de demiş. Ben neydim yalan anne. Mı? Anne. Ne? Çok yanlış konuşuyorsun. Yok çok vallahi çok ayıp ediyorsun. Hiç yanlış ayıp konuşuyorsun. Yeri. Peki şimdi siz bu kadar birbirinizi sevmemenize rağmen altlı üstlü oturuyorsunuz. Nasıl ben olacak? Ben inadına oğlumu tek koymamak için orada oğlumun başına bir işmiş gelir diye. Ne gece gündüz demeyeyim depresinde olur. Nurgül bir şey mi olur. Yapar oğluna? Nurgül bir şey mi yapar? Balkondan aşağı atarım diye korkuyor herhalde. Kendi onu balkondan atar ben kendini 30. kattan atarım. Garibim haberi yok. Nazlı Hanım sizin kaç tane oğlunuz var? İki oğlum var. İki oğlu bir oğlu daha. İki ışığım var 3 tane kızım var. 3 tane kızınız var. Peki diğer oğlan evli mi? Yok o da bekar. O da bekar. Hmm. Onun da böyle gelinlere getirse kızlara karışıyor musunuz? Yok karışmam. Ben o biliyor benim huyumu çünkü benim branşımın dışına çıkmaz o. Ha, onun sizin istediğiniz dili yanan yoğurdu üfleyerek yer. O bir kere hata yaptı. Şu an aha bile benim sözümden ileri gitmez bir adım. Peki Emre şimdi sizle yaşıyor. Dün almadınız. Nerede kaldın Emre sen? Arkadaşımda kaldım. Dün daha bir çok arkadaşıma kalırsın. Gittim. Nurgül de almadı seni eve. Evet bizim bir komşu var. Aynı sitenin içerisinde bir üst katta daha bir arkadaşım vardı. Oraya gittim. Aynı evin o tarafa gittim yani. Emre seni de hani böyle çok arada kalıyorsun. Sana da üzülüyorum. Ben Emre'ye de üzülüyorum valla. Eridi kalmadı. Baksana şu hale bir kaşıktan kalmadı. Anne beni eriten kalmadı. Sensin. Vallahi beni eriten sensin. Ne kadar zayıflamış sensin. Gerçekten çocuk. Beni eriten bitiren sensin. Yavrum sen klip bak, yapın. Anne. Yavrum sen dünya rekorlar kitabına girmiş adamsın. Tamam olabilir sen, abi. Senin bir seviyen var. Senin bir ölçün var. Olabilir. Senin bu kadınla ne işin var? Bak Esra Hanım bu hayatta her şey olabilir. Tamam. O zaman git mutlu olun o zaman benden ne istiyorsun? Anne senden ne istiyoruz biliyor musun? Benden uzak dur. Senden bir rıza istiyoruz, iki yok. Para istiyoruz. İki dünya bir araya gelse o da yok. Bir rızanı istiyoruz, iki para. Parasız evlilik yürümüyor. Bak kadın benim yüzüme bakmıyor. Diyor ki villada oturacağım. Şu dırnağımın ucunu göreyim mi dırnağımın ucunu? Ya bir şey söyleyeyim mi? İnanın aile desteği olmadan kurban ederim. Evlilik yürümüyor abi. Aile desteği olacak. Büyükleriniz... Tamam mı? Büyüklerimiz daha doğrusu yeni evlenen çiftlere yardım edecek. He. Nasıl edecek? Gelinim diyecek. Bir ihtiyacın var mı? Bir sıkıntın var mı? Öncelikle aileler evlatlarına bir ev alacak. Öyle evlendirecek abi. Baba, kirada baba. Olmuyor. Evlatlar da insan olacak. Ananın babanın lafını dinleyecek. Ana baba ne derse hangisi kendine münasipse hayatını bir günlük değil ömürlük eğlenecek değil. Evlenecek gerçekten evlenecek. Karoluk evlenecek. Çoluğuna çocuğuna avrat olacak birini seç yer. Sen canımı istesen canımı vereyim. Anne ben sevmediğim bir insanla evlensem. O insana da yazık. Aldatacağım o insanı. Sevmeyeceğim. Eve gitmeyeceğim. Eve bağlı bir adam olmayacağım. Kırma sahip çıkmayacağım. Nikah düşersin yani seversin. İstediğim bir insanla evlendim. Bu kadını seviyorum ve kaybetmek istemiyorum. Nikah. Yani bu kadından vazgeçmek istemiyorum. Nikah düşerse seversin. Boşta yere bağırma. Nikah düşerse seversin. Bağırmıyorum. Nurgül. Rica ediyorum. Suyu bak görüyorsun yapmıyor. Ya. Durumumuz da yok. Durumumuz da yok. Peki bu kadar durumumuz var. Emre Nurgül'ün hala böyle beklentin var mı Nurgül? Villam olsun, jip olsun. Yani barışma şartın bu mu? Evet. Ha. Yani en azından bir tane ev alsınlar. Hı-hı. Alsınlar yani. Abi. Kirada olmuyor. Sana ben mı? Kirada yaşayamam. Ben hayatımda ilk defa kirada oturuyorum. Daha önce kendi evinizde oturuyordum. Kendi oturuyordun. Evimde oturuyorum. İyi kötü... Bir ev alsınlar yani. Etsin annesini ikna. Ya Nurgül, ben mi uğraşacağım? Biz çalışır yaparız. Ne çalışırız ya? Biz çalışır. Bu zamanda ev almak çok zor Esra Hanım. Alınmaz kurban yani. Ederim. Gerçekten. Vallahi her alınmıyor şey yani. Vallahi alınmıyor. Her şey çok pahalı doğru. Kurban ederim. Yani en azından biraz destek olsunlar. Çok paramızın bile, üstüne bu para koysunlar ya. Paramızın üstüne para koysunlar bir ev bir alalım dakika, yani. Bir ev bulmuştuk ya onu bir hem Nazlı Hanım da görsün. Yazdık yani yazdık villa, değmez o değmez. Bir villa bulmuştuk biz. Hem de burası çok uygundu, kirası da uygundu. Siz ben bulayım Esra Hanım bir villa. Ha siz de bulabilirsiniz. Ben bulayım. Alır mısınız? Abi bayılırsınız. Nasıl bir villa acaba? Nurgül Hanım'a layık bir şekilde. Villayı buluyorlar da.
Nasıl alacaklar? Onlar beğenir, onların yani, beğenmesine önemli de. Ben beğenirim, sana gereği yok, sen parayı ver. Anne Nurgül ne istiyor ocaklık, biliyor musun? Ocaklık ocaklık. Böyle Nurgül... ekmek ocağı koyuyorlar, üç tane taş koyuyorlar, bir de saç koyuyorlar ya. Orada bile çok. Nurgül villadan da vazgeçti. Bir evim olsun dedi ya. Bir tane evim olsun. Biraz paramız o var. O ev olsun, ben villayı hallederim zaten. Ama ya, bu villayı da beğenmemişti bu arada. O villa değil ki Esra Hanım ya. Villa demeyin ya. Bu villa müstakil değil mi ama bak, müstakil ev. Müstakil ev. Ya güzel villa değil öyle ama. Bir şey değil. Ev ama. Bu villa Nurgül. Villa falan değil ya. Ya senin gözlerinde sorun var. Ha. Ya da bir sıkıntı var. Bu... Eve sen orayı tadilat yapıp tam villa tabii, yapacaktın. Bu villa öyle bir şey değil villa. Villa böyle bir şey değil yani. Nurgül bir gelir misin? Bak şurada sana çok güzel bir şey göstereceğim. Ama bak sabah kalkarsın, spor yapacak yeri var. Yeşilliği bol. Çocuğumuz ben olur. Ben spor sevmiyorum. Spor falan yapamam ben. O kıyamaz yağlarını eritmeye. Çocukları ben havuza girmek istiyorum. Kıyamaz yağlarını eritmeye diyorsun. Ben havuza girmek istiyorum. Bu kadar yağman da girilmez. Şimdi havuzu yapacağız. Havuzdan çıkıp kahvaltım hazırlansın istiyorum. Bak bu hayatı beraber de yaşayabiliriz seninle aynı evde, biliyor musun? Aa, sen de girersin, ben de girerim. Birinin teklifi de güzel. Ha, değil mi? Aynı aç evde... tavuk rüyasında tene görük. Aç tavuk? Rüyasında tene görük. Buğday tanesi görük. Birlikte bak, istediği şey de bu, jacuzzi'si. Oo. Birlikte girersiniz jacuzzi'ye. Yani bu kadar varlığın içinde yokluk çekmenin bir anlamı yok. Sana da gösteririm parayı nerede harcanması gerekiyor, nasıl yapılıyor. Seni ver birlikte, ya. Sen sana mesela... gel de ben öğreteyim. Ben yol yordam gel. Senin yol yordamın misafir ağırlamak, millete hizmetçilik yapmak. Ben mi? Evet. Aa. Senin yolun yordamın bu. Kocama nasıl ayakta dururum? İşte misafiri nasıl ağırlarım? Nasıl yatak yaparım? Bırak bunları ya. Yeni hayat öyle bir şey biz değil. Yaşamayı öğren, yaşamayı. Biz insan. Bırak insan. Bunları bırak. Biz onları senin gibi laylım 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 luylum değiliz. İşte tamam, onlar biz cemaat gitti. İnsanıyım. O devir kapandı. Benim evime ordu gelir, ordu kalır. Lale senin devriydi gibi o. Değil. O lale devriydi. Bundan ya. Sonra artık yapacaklar. Sen kenara çekilip oturacaksın, izleyeceksin. Yiyeceksin, içeceksin, keyfine bakacaksın. Aslında güzel bir şey diyor. Bak gel diyor, villada birlikte oturalım. Sen orada keyfini yap, havuzuna gir, yardımcılar olsun. Artık diyor hayatını bu şekilde yaşasın. Bu da güzel bir teklif. Çok güzel fikir. Ölü görü gelmez. Rahat rahat her şey ayağına gelsin oynamayın diyor. Var yemez gibisin ya. Kurban var edin. Yemiyorsun. Bırak. Ne yapacaksın? Bir dünyaya götürülmüyor bu para. Ölü görü ağlamayasın, düğün görü oynamayasın. Sana yazıklar olsun. Ne büyüğe saygın var, ne şeye saygın ya, var. Ya ben sana çok saygılıyım. Yani gerçekten. Benim gibi Nurgül, bir insanla hayat yorma. Çok güzel gider diyorum bak. Sana tekliflerimi değil ya, söylüyorum. Ayrı dünyaların insanı. Evet işte. Sen de ben. Beyaz ve sen kara. Alışmışsın. Sen alışmışsın. Nurgül annem yapmıyor. Neyi zorluyoruz ya? Almıyor kadın. Yapmıyor. Senin 900 milyar TL paran var. Alalım bir artı bir. Yaşayalım. Abi alınmıyor. Ömür parasıyla mı alacaksınız? Ne yapalım? Yok. O parayı evde yok ki. Var. Olsa alırım yani. Ben bir artı bir bulurum abi. Bahçe katı. Bir artı bir. Tamam mı? Bahçe katı. Güzel bir daire bulurum. Bir şehir dışında biraz bulursun. Evet. Tuzla'ya gideriz abi. Nurgül villa istiyor ama. Bahçe katında oturur mu şimdi? Kalası sarsılır. Hayır bir dakika. Sarsılır. Bu kadar isteyen Nurgül'ün parasıyla ev alıp oturacaksınız. Kabul edecek mi Nurgül bunu? Benim çocuğum var, üniversiteye gidecek. Ona ayırdım ben o parayı. Hmm. Ben ev mev alamam yani. Hmm. Bir de her şeyi niye benden bekliyorlar yani? Devlet miyim ben? Yani şimdi tabii kadının parasıyla da yapmak doğru olmayabilir. Bu da sizi, ilişkinizi bozar. Ama bakın ben burada ilişkiyi kurtarma peşindeyim. Oğlum vazgeç vaz. Ben burada bu ilişkiyi kurtarma peşindeyim. Ama annem bak yapmıyor. Emre, şimdi ben şunu söylemek istiyorum. İzleyicilerimize de soracağım. Kadının parasıyla yola çıkılmaz. Evlilik yoluna hiç çıkılmaz. Senin paranla evi alalım. Yok bilmem ne üstüne olmaz. O kadının garantisi. Ya ama bir şey söyleyeceğim. Hayır bir de benim çocuğumun geleceği yani. Esra Hanım, avrat malı kapı mandalı geri gider anayın çatına vurur. Avrat malı kullanılır mı ya? Kullanılmaz. Şimdi bak Nazlı Hanım da buna ters çıkın. Ne güzel söylemiş atalarımız. O zaman alsın Esra Hanım. O zaman bizi alsın. Beni konuşturtmasın bu kadına karşı böyle. Bırak kimisi sen onu alayım. Ha şu Didem hoşuma gitti. Gel abi ayrıldığında gel gidek. Ha, Didem bu arada Ankara'dan bizi arayan bir hanımefendi vardı, Didem Hanım. Hatta Emre'yi çok beğeniyordu. Emre ile tanışmak istiyordu. Boşanırlarsa eğer diye. Evet boşandıklarında. Onu diyor, onu beğendim ben diyor. Evet evet. İnşallah Allah nasip olmuyor ederse. Esra Hanım ondan ya böyle konuşacağım. Yapacağız ya diğer türlü yalnız yapacağız. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Didem'i aramış bizim ekibimiz. Demiş ki ben şu an işteyim, kayınvalidemle görüşeceğim demiş. Canımsın. O da kayınvalidem diyor. Öpüyorum nasıl canım gelini. Güle güle kullan. Öyle düşünüyorum. Layın.
Öyle ama çok güzel. Taze, daha gencecik. Güzel görmesek. Su gibi. Sen benden daha su gibisin, zor mu olursun? Ben şu an bir şey demiyorum. Şu an tamam, siz o kağıdı yalan yesen o kağıt bitsin. Mahkemeyiz bitsin. Bu şekilde olursa Emre boşanırım senden, biliyorsun. Ama yaslanın. Şu şekillerde olursa yok o gerilim, yok o kaynana. Biter biliyorsun değil mi? Nurgül. Bizim kurtulacak bir tarafımız Nurgül, kalmamış bitmemesi yani. Bitmemesi için ne yapıyoruz işte? Ne yapacağız? Bitmemesi için bitmemesi için benim paramla bana ev alacağız. Didem bu değil mi benim, evet, kızım? Bu. Canım benim aşkım, ne bitmesin kadar güzel. Kara kaş, kara göz. Öpüyorum tam sana seni göre zaten. Naz Hanım'ın beğeneceği bir tipe benziyor. Ama Naz Hanım daha şimdiden evli bir erkeği arayan bir kadına da güveni olur mu? Yani ben mesela ben evli bir erkeği isteyeni de çok hani doğru bulmuyorum. Günde binlerce gençler arıyor beni. Senin gibi bir kaynanamız olsun, 100 milyar borcumuz olsun. Öyle mi diyorlar gerçekten? Emre boşandı an beni al, beni almaz mısın diye yazanlarım var. Bak 100 bin takipçim var, herkes öyle yapıyor. Ama ne oluyor ben bekliyorum. Onlar o işi bitirecek, oğlumun elinden tutacağım. Hangisini isterse onu alacağım. Ne diyorsun? Her istediğini de alacağım. Şöyle dizersin. Hatta bir yarışma falan yapalım. Yok gerek şöyle yok. Şöyle dizersin. Hayır, kızlarımın bir gururu bir şerefi var. Kalbine seni gider. Seni öyle mi seçti? Abişko babişko mu dedi? İşte sen onu istiyorsun ya. Adam beni sevmiş. Beni istiyor. Onları istemiyor ki. Onları isteseydi zaten yazanı çok adamın yani. Nurgül ne istiyorsun ya? Ne sen, istediğini biliyor musun sen ya? Aylımsın laylımsın. Senden avrat olmaz. Yok yeri abi. Benim durumum yok. Benim param da yok. Benim ev alacak param yok abi şu anda. Didem. Ya geleceğimi göremediğim bir adamla da birlikte olmak istemiyorum. Ayrılalım o zaman. Nurgül de parası olmayan, bak Nurgül çok açıkça şartlarını sunuyor. Diyor ki ben parası olmayan, bana lüks bir hayat sağlamayacak bir erkek istemiyorum ben. Niye bitirmi? Bitmesi Emre yani istemiyor. Öyle bitirmek olursa biter zaten, ben istemiyorum o şekilde. Bana gelecek sağlamayacak bir insanla ben zaten gelmişim 36 senin yaşında. 4 senem var ya. Senin paranla ev alınmasını istemiyorsun zaten. Benim param ne ki ya? Para mı yani? Yani o parayla ancak üniversite okutacağım ben çocuğuma. Benim çocuğum var. O üniversiteye gidecek seneye. Benim niye çocuğum yok? Ben de istedim çocuk abi. Oğlum kadar benim çocuğum de bir var. Çocuğum olsun istedim. Ben bunlardan vazgeçerken, yanlış anlamayın, hayat karşılıklı. Ben bazı şeylerden fedakarlık yapıyorsam sen de elini taşın altına koyacaksın. Benim param olmayabilir, sen de bana çocuk vermiyorsun. Çocuk vermiyorsan evi de sen alırsın. Eğer evi de almayalım diyorsan kuru soğan yersin, mutlu mesut yaşarız. Onu Nurgül'ün kabul etmesi gerekiyor. Ama tamam da ben kuru soğanla mutlu olmayacağımı baştan beri söylüyorum. Ben istemiyorum. Yani açıkça söylüyor. Parası ben olmayan bir adam istemiyorum hayatımda. İsteme ben. İsteme. Ya mecazen söylüyorum kuru soğan. Sanki ben de önüne gerçekten kuru soğan zaten mecazen dediğini anlıyoruz. Diğer istediklerimi yapamayacaksın bu sefer. İstemiyorum Nurgül, ben mutlu olmam. Nurgül 2011'ini bulak mı? Sen git o dediklerini bul, benim oğlumun yakasını bırak. Valla. Sen git o dediklerinden bir tanesini bul. O villa yattı kattı kutlu mutlu olsun. O zaman oğlunu tutacaksın. Oğlumu bırak. Tamam, oğlunu tutacaksın, benim yanıma göndermeyeceksin. Ne kapıma dayanmayacaksın yani şu anda. Paralı birini bulsun. Saçmalıyor şu sen anda. Ben bulacağım. Bir saniye saçma sapan konuşma. Oğlunu tutsun, yakama yapışma. Ne konuşuyorsunuz ama siz ya? O soy ismimi vereceksin bana, ondan sonra git ne halt edersin. Tamam ya. Ben senin soy ismini meraklı değilim ki zaten. Oğlunu al götür, ben meraklı değilim. Nurgül. Sen bir boşan hele. Ben zaten soy ismimi, kendi soy ismimi kullanıyorum. Ay. Ne konuşuyorsun kızım sen? Yok bulurum da bilmem ne de. Ben Dubai'deki jeti olan kadını bırakmışım ya, istememişim bırakmışım yani. Bırakmışım derken ilişkin mi vardı? Yok bıraktın? İstememişim yani. İstememişim abi. Olay sarpa sardı. Kız sen de isteme baksana. Sen de burada kalkıyorsun anneme inat diyorsun ki bulacağım diyorsun paralı birini. Bu ne demek bir kelime? Bir kaynana gelin onu söyle de. Biri sana bul dedi diye bulacağım mı ya? Biri sana bul dedi diye bulacağım mı? Bir kaynana bir gelin. Ben ne konuşuyorsun sen ya? Ne anlatıyorsun bana? Nurgül. Sen ne konuşuyorsun? Nurgül. Annen seviyor. Annen görmüyor musun? Ya sen ne anlatıyorsun? Annen yapıyor. O görmüyor musun? Kızı, utanmıyor musun burada? 80 kaç milyon insanın önünde dedin kelime bak. Ulan annen şu anda seviyor. Resmiyetli karımsın sen ya. Şu an benim resmiyetli karımsın ya. Ulan annen söyledi. Annene bağırman lazım. Ya. Boşanıyorsan da boşan ya. Ben bunları kaldıramıyorum. Gerçekten mi? Ben bunları kaldırmıyorum abi. Gerçekten mi? Yok, boşanıyorsa boşan. Hadi hayırlısı. Boşanıyorsan benden peki boşan. Emre, ama yarın gelip yalvar mı ama? Ya, neyi yalvaracağım ya? Dedi ki madem Emre bunları bulamıyor Nurgül de gitsin öyle zengin ya, biriyle olsun diye çok söyledi. Çok ayıp, o da diyor ki tamam diyor bulacağım diyor ya.
Böyle bir şey olabilir mi ya? Şu an bu kadın benim resmiyette karım ya. Şu an demiyoruz zaten hayatım. Ama bak Nazlı Hanım dedi diyoruz. Bunu Nazlı Hanım'a niye hiçbir şey demiyorsun? Demez. Yemez. Demez yani. Annesi Esra diyemez. Hanım, ben yanımdakinden mükellefim. Benim resmiyetimde bu kadın var ya. Bu kadın benim resmiyetimde. Hayırdır ne oluyor ya? Ne oluyoruz? Kusura bakmayın ben bu kadar geniş ne değilim diyeceğim yani. Ne diyeceğim ben? Tillerle öyle konuşacak ben ne diyeceğim? Danda. Olur anneciğim mi diyeceğim? Ben bunu sen kabul etmiyorum. Sen ne dersen o mu diyeceğim? Ben bunu kabul etmiyorum. Ne bekliyorsunuz ben yani? Ben bu kadar rahat değilim Nurgül. Ne konuşuyorsun sen? Ulan annen yaptı annen. Sen ben de, değil ki. Sen de diyorsun ki tamam diyorsun ya bulacağım diyorsun ya. Ne diyeyim? Kelimelere bak ya. Annene ne diyeyim ben ya şimdi? Annene ne diyeceğim ben? Tamam olur anneciğim sen nasıl istersen mi diyeceğim? Ne ha, istiyorsan. Ne diyeceksin? Öyle kadın şeyi bana nasıl karışma. Hayır böyle bir şeyi bana nasıl yakıştırıyor diyeceksin ya. Sen bana böyle bir şeyi nasıl yakıştırıyorsun diyeceksin. Eğer seviyorsun ilk geldin kocam dedin ya bana. Buraya oturdun yanıma kocam dedin ya. Sen de inandın mı la? Bana su dökebilirsin. İnandın mı sen de? Bak, ama bana, senin annen bana su dökemez bir elle. Bir saniye. Bana su dökebilirsin. Hmm. Bana ne? Her şeyi yapabilirsin. Ne ama bana bunu... Döktüm ya. Ama bana i̇şte bunu yapmaman yapamazsın. Gerekiyordu. Bana döktüm bunu ama. Yapamazsın. Sen bunu yani ediyorum. Başka bir erkek konusu olduğu için işin içinde sinirleniyorsun ama bu konuyu şöyle söyledi. O zaman zenginlik Emre'de yoksa başkasını bul dedi annen. Esra artık Hanım, şu sahneyi istemeyin. Benim su döktüğüm sahneyi görmek isteyeyim. Ben kendimi niye anlatamıyorum ha ya? Artık birkaç gün bunu gözümün önünde tutun. Ben kendimi niye anlatamıyorum? Kadın da diyor ki tamam diyor bulacağım diyor ya. O buna zaman, ne kavus? Ben buna da anlamıyorum. Ya buna da anlamıyorum. Ne diyorsun kızım sen? Sen ne konuşuyorsun? Ne konuşuyorsun? Bağlanıyorlar burada. Sen dedin kelimeyi ama. Ulan ben söylüyorum sadece. Söyleyemezsin. Sen için bağlanıyorlar ya. Abi söyleyemezsin bunu kabul edemezsin. Nurgül sen bir sen kadınsın ya. Sen bir kadınsın, sen bir bayansın. Niye sen ne farkımız var? Yakışmaz böyle kelimeler. Böyle sana da kelimeler yakışmaz. Yakışmaz. Sana da yakışmaz. Bana, bak, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorsan evet. Eşitsek, yayın bir ülkede yaşıyorsan resmiyette, sen söylüyorsan ben de resmiyette söylerim. Beni söyleyemezsin. Resmiyette beni korumsun işte. Sen. Söyleyemezsin. Söylüyorum, layık bir ülkede yaşıyorum. Söyleyemez ama. Sana böyle bir şey söyleyemezdim bir erkek olarak. Resmiyette beni korumsun işte. Boşanıyorsan da boşan benden. Ha? Eğer böyle devam edersen helal. Boşan benden. Aslan oğlum. Boşan. Ha? İstemiyorum. Aferin. Nasıl gaza geldin iki dakikada? Nasıl gaza gelmedi. Ama sen nasıl de ana seni Emre, gaza getirdi iki Nazlı dakikada? Nazlı Hanım sen tetikledin bunu. Anası gelmeleri yapar kenara çekilir. Ama ben bunun için geldim hayatım. Sen onun için mi geldin? He. Böyle bunları Emre de hemen ikna alıyorum bunları. Hemen. Anne i̇kna tetikledi. Almıyorum. İkna almıyorum Esra Hanım. Nazlı Hanım dedi ki daha bu paralı olan birini bul dedi. O da tamam oğlunu tut bulurum dedi. Ha? Yani? Ama bunu söyleyen Nurgül değildi. Ama Nurgül bunu söyleyemez ama öyle de olsa bunu niye söyleyemeyim? Yani senin oğlun mi söylerim diye Emre. Senin oğlun erkek diye söylüyor da biz kadınız diye niye söyleyemeyiz? Ben bunu anlayamıyorum. Madem eşitiz layık bir ülkede yaşıyoruz. Senin erkekler kadar, bundan çok senin rahatsız. Kadar ya eşit olamaz. Bir şey söyleyeceğim. Erkeklere gerçekten bazı şeyleri söylerken dikkat etmek gerekiyor. Ha. Bu tarz özellikle bizim toplumumuzdaki erkekler için ha, başka bir erkeğin soru işareti bile çok rahatsız edici olabiliyor. Ya da bizim için de öyle. Bizim için de aynı tabii duygular. Kadın için de öyle. O da şimdi Didem'i söylüyor. Benim kafamda soru işareti olmuyor mu? Oluyor ya tabii. Aslında empati yapıyoruz. Empati ya yaptırıyoruz. Bir dakika ya. Bir dakika empati ya. Empati yaptırıyoruz. Biz birbirimizi yormayalım abi. Ha? Babana rahmet. Bir saniye ya. Biz birbirimizi yormanın hiçbir anlamı yok. Ben bunu kaldıracak bir adam değilim. Sen de bunu kaldıracak bir kadın değilsin değil mi? Hı. Telefona bağlananları diyorsun. Ya bunları söyleyip de... Bunları söyleyip de ertesi gün benim ayağıma kapanma ama tamam mı? Nurgül. Biz bugün, bunları çok gördük. Bugün bende bitti. Ya biz işte bir bunları saniye çok gördük. Sonra karından ölecek gibi ağlıyorsun. Bugün bitti. Şu an şu saniye bitti bende. Bence de bitti. Ya sen bitti. Ya defol git Emre ya. Sen ben zaten istemiyorum. Karşında kocan var düzgün konuş. Kocam ya var bir gün. Bir şey karşında söyleyeyim mi? Karşında kocam var. Terbiyesizlik etme. Böyle olayım bakın istiyorlar. Sanki bitti ne? Diyor. Hayır bitti diyor sonra gelip kapında mı ağlıyor? Evet. Saldırılımın torunu ya. Bir şey söyleyeceğim. Kendi kendine Nurgül çok şey sanma. İşte zavallım sevin siz onun için. Siz kendinizi bir şey zannediyorsunuz. Sevin ben değil onun ya için işte. Yoksa sen 50 tane senin gibi sonuçta gider de orayla o hareketi yapar mı? Şu anda Nurgül'e bir şey sevin de beni seviyor. İşte bak bunu anlayabilmişsin artık. Beni seviyor. Sen sevmiyorsun ama. Sen aşağılamak ben için kaostan beslenen, hakaretle beslenen bir insansın. Ben de değer veririm. Sana tek ver, şey benim oğlum kadar gömdükten sonra sen beslenen. Değer vermezsen vermem. Sen vermem. Niye vereyim? Söyle. Sana tek mi? Kendi bu lafı söyleyemez. Tamam mı?
Senin beğendiğin gelin de bizim oralarda ne derler biliyor musun? Yol bayrağı derler. Düzgün konuş. İnsanların hakkında tanımadan yorum yapma. Kayınvalidelik. Gereksizlik yapma. İnsanları tanımıyorsun. Benim kimsenin onuruna bak sen buranla ilgili konuşabilirsin. Yaptığın yanlıştır. Hiç kusura bakma Emre. Anne ya anne laf konuşayım yok. Deme. Bir şey bana bak bana. Laf konuşayım belliysin. İnsanlara zarar verin. Burada kişi konuş. Kişiler konuşma. Benim burada annem değil konu. Nurgül'ün laf şu an resmiyette. Saniye. Bakın resmiyette diyorum. Benim nikahlı karım ya. Bunun söylemesi yanlış. Ha? Öyleyse annen de söylemeyecek. Bakın. Ben de nikahlı karınım ya. Şu anda. Annenin de bana söylemesi niye yanlış. Niye koymuyorsun evet. Nikahlı kocaksa evine niye koymayın? Leyli. Ama senin sen yüzünden. Annenin hiçbir hatasını görmüyorsun. Ben asla. Şimdi dikkat edeyim. Ben şimdi bakın gerçekten bugün dedim izleyeyim hani birazcık. Çünkü ben diğer programı çok bilmediğim için nasıl bir ilişki dinamiğiniz olduğunu bilmiyorum. Ama sen de hiç annene söz ettirmiyorsun, laf ettirmiyorsun. Anneye tabii anneler çok saygı duyulacak. Şimdi Nazlı Hanım siz de yanlış anlamayın. Annelere her zaman saygı duyacağız. Anlarım. Ama bunu tetikleyen de siz oldunuz şu anki kavgayı. Sen başka birini bul o da sinirle ben bulurum diyor. Beğenmeyi beğenmiyor. Oğlanın ne yaptığını beğeneyim, ne getirdiğini beğeneyim, ne sunduğunu beğeneyim. Siz onu gelin olarak beğenmeseniz de o sizin soyadınızı taşıyor. O benim oğlumu beğenmiyor. Yanlış anlaşılıyor burada. Bak burada bir yanlış anlaşılma başına almış gidiyor. O benim oğlumu beğenmeyi. Anladın mı? Benim Esra oğlum Hanım, kapısında yattı. Bakın. Benim oğlum karda yattı. Benim oğlum kapısının önünde süründü. Sen yaptın sen. Anladın mı? Senin yüzünden ne? Kapımda yattı. Ben o yüzden istemedim onu. Siz sen beni eve almazsan. Değer Esra niye Hanım. Değer sen beni eve almazsan. Oğlum. Eve niye benim almıyorum oğlum, ben? Ne görüyoruz? Emre'nin. Ya ben şunu soracağım o zaman. Naz Hanım şu soru çok daha doğru. Bence şu an sorulması gereken şu izleyicilerimiz de bir görsün izlediği kadarıyla. Çünkü ben de birazcık bazen insanların ilişki dinamiklerini izlemek lazım onları tanımak için. Evet. Sizce bu ilişkide Naz Hanım'ın iddia ettiği gibi Emre mi daha çok değer veriyor? Yoksa Nurgül de aslında kırgınlıktan mı değer vermiyor gözüküyor? İkisi de mi seviyor? Yani ne düşünüyorsunuz? Yok, yani burada bir adaletsizlik mi var bu ilişkide? Söyle Kadriye Hanım bir adaletsizlik mi görüyorsunuz? Ama elini vicdanına koyarak konuş. 6 seneyi de gözünü alarak. Vicdanıma koydum. Bak, yastığa kafanı rahat koy. Rahatım. Konuştuğum şeyde her şeyde rahatım. Emre çok değer veriyor. Ha? Nurgül de çok değer veriyor ama belli etmiyor bak. Dinle. Bir dinler misin? Belli etmiyor. Kabul kadın etmiyor. Ayakta dik durmaya çalışıyor. Sizin karşınızda siz hep beraber cephe almışsınız. Bu rezalet dik durmak dik duruyor. İndir kızım ayağını. Yavrucuğum devam. İndir ayağını. Ya kahvede de sen o indirsin. Kendine saygın olsun. Şeyden indir ayağını. Evet. Teşekkür ediyorum. Heh. Emre çok seviyor. Nurgül de çok seviyor. Sen Emre hata yaptığın için o seni kapıyı açmıyor. Hata yapma kapıyı hatası aç. Hatası ne Emre'nin? Hatası çok. Annesinin bir anda gazına geldi. Evde ne olur da evde olur tabu. Giderdi Nurgül'le birbirine girerlerdi. Buradaki gibi. Nasıl hani yapın? Ne yapsın? Her gün eline ayağına mı kapansın? Eline ayağına mı öpsün? Hayır. Yukarı çıkmış gelmiş. Hayır. Kızımı evden kovdu ya. Ben bunlara şahitim bak. Aynısı. Yukarı çıktı geldi. Ben senin kızını evden kovdum. Emre. Bunu kabul etmiyorum. Emre bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Hiçbir şey de kabul etmezler. Yukarı çıktın bak. Sen saygılı bir çocuksun. Doğru mu? Anneye de saygın var. Bak şimdi. Özür dilerim abla. Kadriye abla özür dilerim. Şurayı konuşmam lazım. Çok önemli. Ben senin kızını evden kovmadım. Hayatta yapmaz Emre. Kovmamıştır. Kovdu mu? Kovmasın zaten Nurgül. De. Nurgül kapıya vur onu. Eylesin Emre'yi paramparça eder. Benim başımın tacı. Nurgül. Bak. Sen kocana sahip çık. Kimsenin yani, lafına inanma. Kimseye de aldanma. Kocana sahip yani. Çık. Evine sahip çık. Dediğim budur. Nurgül. Ben evime sahibim valla. Evimde oturuyorum. Kızımı da şimdilik. Kızımı da yanıma almışım. Şimdilik evinde oğlum otursun. Oğlum da seni atarsa gelsin otursun. Nurgül. Şimdilik. Atmazsa gelip oturamaz. Şimdilik. Ablacığım. Kendini düzelsin. Bir de birine daha sorayım buyurun. Bu sevgi konusunu bir daha. Şu kadın fazla yorumunu istemiyorum. Vesile Nazlı Hanım. O da bizim neyse. Şeyi. O da olabilir de acaba bana fazla yorum yapmasın kabul etmiyorum. Sevmiyorum ben çünkü. Ben senin için konuşacağım. Bak. Adaletli ağla. Konuş. Benim için konuşma. Allah rızası için konuş. Allah rızası için. Ha. Ağla sana ağlar. Kalan sigalını ağlar. Evet. Olan benim evladım oldu. Al bak bu çocuk iğne iplik kalmış. Heder oldu. Al ona bir şeyler ne isterseler. Çıkar onları ayır evinden kendinden. Yaşa oğlum hadi benim ömrüm senin Kadir olsun. Yaşma. Kadir Yanım oğlumu bıraksın. Ben oğlumu bir eli yağda bir eli balda büyütürüm. Bensiz. Yeter ki bu hayatından bensiz. Çıksın. Bensiz. Ama bunu bal istemiyor tenekenin ucunu gene verme. Kirpiç çöpü anne, verme. Annelik hakkımız bu bizim. Helal etmem hepimizi ki. Hepimizi yapıyoruz. Filiz Hanım siz de söyleyin. Sürece etmem. Hiç
aşık olmadınız. Hiç sevmediniz mi? Yok yavrum. 13 yaşında evlendim. Nazlı 38 senedir evliyim. Daha da bir şey yok. Tamam Nazlı abla bak. Oğlum sevdim. Buralarda perperişan can çekişiyor. Seviyor ya. Bu kadını seviyor. Bu sevi bu. Evet ama sen sevmeden bu beni rahatsız edin. Bak seni savundum. Bu da sürekli değil ki. Gel, Nazlı abla ama bir dakika hiç konuşturmuyorsun. Ama hiç konuşturmuyorsun ama, ki sen. Ama geçe. Bak, ama ben Filiz Hanım şunu soruyorum. Emre ile Nurgül birbirine eşit mi seviyor? Sorduğum bu. Evet eşit seviyorlar birbirlerini ama Nazlı Hanım araya girdiği zaman ama onun da haklı yönleri var. Nazlı ablanın da haklı yönleri var. Burada yine ortamı bozan Emre zaten. Ben bozmuyorum. Emre sen bozuyorsun. Yemin ederim. Annenin gazına geliyorsun. Nurgül'e saldırıyorsun. Ya, Nurgül'ün gazına geliyorsun. Lütfen bir günah keçisi seçmeyin. Bu günah keçisi de ben değilim. Ya. Ben... İkisini bu hale getiren Hayır. sensin. Abla ben bir şey söyleyeceğim. İkisine de bir şey söylüyorum burada. Söyle. Bak yemin ediyorum size. Ne? Bu iş ya düzelir ya da ben başımı alır giderim. Güle güle. Haberiniz olsun. Oğlum bak, git. Vallahi. Kurban olayım git. Nurgül. Anne benim git. Yüzümü ömrünüz bir laf bir daha göremezsiniz. Ömür boyu görmeyeyim git ama ayrıl git. Ömür bir laf yüzümü göremezsiniz. Allah inşallah hazırlanmıyor. Vallahi başımı alıp gideceğim. Zaten Nurgül beni kandırma görürüm. Kızım. Seviyorsan bana bak bir saniye. Seviyorsan abi adam gibi seviyorum arkasında duracaksın. Anne sen de evladını seviyorsan seviyorum de şu kızı kabul et. Yeter ya ben yoruldum sizden bayağı ya. Bayağı delikanlı gibi bir şey söyledin. Vallahi yoruldum. Anlaşamıyorsanız ben çeker ki git ulan. Git git ne anlaşması ben bundan anlaşacağım ama seni kaybetmeye razıyım. Al başına koy git. Ama böyle de denir mi? Öyle. Emre'yi hiç görmese üzülmez misin? Öyle sıkıntı yok. Yer altında değil de duvar ardında olsun. Haberini alayım yeter. Öyle. Emre için de zor bir şey. Çok arada kalıyor bu çocuk ya. Öyle. Yer altında olmasın duvar ardında olsun. Ama haberi gelsin yeter. Ama böyle her gün birinin elinde oyuncak olup dayağının altında el etek el pençe duracağına gözümün önünde benim oğlum böyle bunları bir anneyim ya ben dayanamayayım ya. Bazen elinizi vicdanınıza koyun konuşun ya. Ben böyle yapıysam bir nedenim var. Benim çocuğumun onuru, erkeklik gururu kalmadı. Onuru, şerefi kalmadı ya. Yani bir kadın seveceğim diye de kendi bu kadar harcamamalı. Ama gözden çıkartmayın Emre'yi ya. Bu kadar gözden çıkartmayın. Çıkardım. Git. Git Emre git. Daha yalandan yere bak, şimdi. Bak o kıyamadı, kıyamadı. Ya he. Gel gel bak. He. Yine kıyamıyor ama bak ya seviyorlar birbirlerini. Görüntü. Gösteriş. Seviyorlar birbirlerini ya. Bak ilk defa da Nurgül gitti sarıldı. Bak ne zamandır. Yani onun üzülmesine de kıyamıyor. Çok önemli. Çok mu? Duygusala mı bağladık şimdi? Tövbe yarabbim. Seviyorlar birbirlerini. Emre de çok seviyor. Nurgül de çok seviyor. Emre. Emre de. Ne harfini kullanma. Nurgül de yok. O Nurgül insan sevmiyor. Ben Nurgül'ü sevdiğine inandınız zaten. Kurban olurum sana. Anamın da rızasını yapalım. Başka da bir şey istemiyorum. Kurban olayım. Teşekkür ederim. Vallahi. Şimdi madem size el ele bir durmuşken ben görmüşken. Bir siz hafta sonu girecek araya. Bir düşünün, bir anneyle de konuşalım. Bakın, tek taraflı bakmamak lazım. İnsanların hayatlarını bir gözlemlemek lazım. Bireysel olarak bize kötü gelir ama aslında dışarıdan iyidir. İlişkilerin içinde insanlar daha katı kurallı olabilir ama bireysel olarak hepsi iyi insanlar. Bakın gerçekten söylüyorum. Bireysel olarak hepsi iyi ama ilişkinin içinde kabul ettikleri, etmedikleri var. İnsanların kendi dinamikleri, öğrendikleri, gelenekleri, görenekleri var. Bunları değiştirmek çok zor. Bakın psikologluk olarak da hep gördüğümüz şey bir insanı değiştirmek dünyanın en zor şeyi. O yüzden de insanların ilişki tavrına ya da hayata karşı tutumunu değiştirmek için çaba gerekiyor. O yüzden Nazlı Hanım'la da sonradan belki özel konuşursak belki daha etkili olur. Nurgül'le de Emre bugün el ele tutuştular. Belki farklı değişir onlar için de belki birlikte kalırlar bugün bilmiyorum ben. Sizi... Kısmetse pazartesi günü orada oturacak. Bakalım Nazlı Hanım yine çalışacak herhalde. Biz de bir konuşuruz evet, belki. Allah. Ben bakın bireysel olarak şunu söylemek istiyorum. Benim içimde Allah insan sevgisi vermiş. Bana
bu mesleği seçtirmiş. Benim kimseye bireysel olarak kızgınlığım, kırgınlığım olmuyor ki bu mesleği yapabiliyorum. Hani Nazlı Hanım diyelim ki gelinine kötü davrandığında ona kızmıyorum. Nurgül davrandığında kızmıyorum. Ben biliyorum ki insan doğuştan itibaren iyi olarak doğuyor. Yaşadıklarımız bizi bir şekle dönüştürüyor. Onun için yine bir sohbetimizi ederiz. Belki durum farklılaşır. Hiç herkes mutlu olsun istiyorum.